Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene sizlerle muhteşem bir soruyla karşınıza çıktık arkadaşlar sizlerin. Hormon sorusu arkadaşlar, hem bitkisel hem de hayvansal hormonları böyle karıştırmışlar ve hangisi bitkiseldir diye sormuş. Tabii ben bunu biraz da detaya girerek anlatacağım. Hem de şimdiden böyle hormonlarla alakalı tek soruyla 3-5 tane hormonun ne işe yaradığını öğrenmiş olacaksınız abiciğim. Tamam mı? Hemen bakalım. Yukarıdakilerden hangileri bitkisel hormon değildir demiş. Bak, bir giberelin ne işe yaradığını söyleyelim, ondan sonra getirelim. Bak, giberelin hormonu eşittir bitkide çimlenme. Bitti, bu kadar. Tamam mı abiciğim? Bitkide çimlenme, aynı zamanda giberelin hormonu, böyle gövdenin büyümesi, yan dallanma, bunlar hepsi giberelin hormonu ile yapılır ama daha çok çimlenme sorusu gelir arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu bitkide çimlenmedir giberelin. Oksitosin, bak, oksitosin hipofizin arka lobundan salınır ve oksitosin insanlarda düz kasların kasılmasını sağlıyor. Yani kolay doğum yapılmasını sağlıyor. Doğum esnasında salgılanıyor ve aynı zamanda süt salgısının artmasını sağlıyor. Bitti, bu kadar. Oksitosinin görevi budur. Tamam mı? Hipofizin arka lobundan salınır ve düz kasları kasar, kolay doğum, aynı zamanda süt salınımını da arttırır. Tamam mı? Oksin bitkiseldir arkadaş. Bitkilerin uç kısımlarından salgılanır. Bak, bunu bileceksin. Oksin bitkinin uç kısımlarından salgılanır. Tamam mı? Ve ne işe yarıyor biliyor musun? Hani bu keçilerin gelip yedikleri yer var ya, yedikleri yer yediği anda bitki büyümeyi durduruyor. İşte oralar oksindir abicim. Tamam mı? Oksin bitkinin büyümesini sağlar. Boyca yukarı ve aşağıya gelmesini sağlayan oksin hormonudur. Tamam mı abicim? Büyümesini sağlayan hormon oksindir. Al sana, bu da bitkisel. Bu da bitkisel. Absisik, bak, absisik asit dormansi durumu. Hemen bunu yapalım. Dormansi durumu nedir biliyor musun? Dormansi durumu, tohumu atmışın şeyin altına, işte tohumu almışın toprağın içine gömmüşün, toprakta çimlenmeden durmasını sağlayan, uzun süre kalmasını sağlayan absisik asittir. Ya arkadaş, ortam şartları uygun değildir, yeterli su yoktur, efendim söyleyeyim hava soğuktur, çimlenmeyecek. Ya o zaman ne salacak? Absisik asit salgılayacak. Ama fazla salgılanan oksin de absisiyi arttırır, gene çimlenmeyi durdurur. Bak, bunu da bileceğiz. Yani her şeyin fazlası zarardır abicim. Absisik de dormansi. Bak, tek kelimeyle sorarlar. Giberelin çimlenme, absisik dormansi, oksin büyüme, bitkisel. Glukagon. Glukagon arkadaşlar pankreastan salınan ve mevzu şu, insülinin antagonisti, zıt, tamam mı? İnsülinin görevi neydi? Kanda bulunan glikozun hop karaciğere geçmesini sağlıyordu insülin. Tam tersi de glukagon. Glukagon da karaciğerdekinin kana geçiyor. Yani kan şekerini arttırıcı bir hormondur glukagon. Yani hayvansaldır. Bana neyi soruyor? Hangisi bitkisel hormon değildir diye soruyor. Oksitosin ve glukagon. 2 ve 5 var mı şıklarda? Evet, Edirne şıkkı olarak karşımıza çıktı. 2 ve 5. Diğerleri giberelin, oksin, absisik. Tamam mı abicim? Bunlar sitokinin, mesela bir tane daha, veya etilen. Etilen de bitkisel hormonlar arasında tek gaz halinde olan etilendir. Bak, onu da söyleyeyim. Etilen tek gaz halinde bulunan hormondur. Ne işe yarar? Hani böyle muzları böyle yeşilken alırlar abicim, odalara koyarlar, basarlar etilen gazını. Etilen olgunlaşmayı sağlar, çürümeyi sağlar, olgunlaşmayı sağlar. Böyle arkadaşlar, mesela bir çöp poşet veya şöyle söyleyeyim, meyve poşetinin içinde 10 tane elma var. Bir tane elma bozulduysa geçmiş olsun, hepsini bozar eğer almazsanız. Nedeni? Etilen gaz halinde yayacak, diğerlerini de bozacak. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Olgunlaşmayı sağlayacak. Bak, bu da gelir. Yani etilen tek gaz halinde olan, meyveyi olgunlaştıran, büyümeyi yavaşlatan, durduran, tamam mı? Absisit büyümeyi durduran ama diğerleri büyümeyi arttırıcıdır. Giberelin arttırıcıdır. Oksin arttırıcıdır. Sitokinin arttırıcıdır. Tamam mı abicim? Hadi, bu sorunun da doğru cevabı Edirne olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Böyle tek soruları izlemek istiyorsan o bildirim ziline dokun. Abone ol ve bildirim ziline dokun. Bak, bir tek soruyla birçok şeyi öğrenmiş oluyorsun. Sana çok büyük bir kıyak. Ve aynı zamanda Instagram hesabını takip et. Oradan da günlük soru paylaşımı yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.